Cumhuriyet'in ilk yüzyılı Kürtleri ve Kürdistan'ı inkar etmek ile geçti. İkinci yüzyıla girerken bu inkar devam ediyor. Kimse inkar ile boşuna heveslenmesin. Kürdistan hakikattir, hakikat değişmez. Ben Kürdüm, doğduğum toprakların adı da Kürdistan'dır. Bu hakikati bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisten dile getirdiği sözler ile anlatayım. Belki daha iyi anlaşılır. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayan, cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Kürt halkının penceresinden geçen yüzyılı şöyle özetleyebiliriz. Kültüründen diline, gelenek göreneklerinden edebiyatına, kutsallarından doğasına, şehrinden köyüne kadar her noktasında asimilasyon ve yok sayma dayatılmıştır. Öyle ki Zilan, Dersim, Koçgiri, Ağrı isyanları adı altında Kürt halkı katliamdan geçirilmiş, katliamdan kurtulanlar ise sürgünlere maruz bırakılmıştır. Cumhuriyetin ilan edildiği günden beridir Kürt halkının dili yok sayılmış, köyleri boşaltılmış, Kürt halkı kendi topraklarından göçertilmiştir. Bunun sonucu olarak Kürt halkının dili, kültürü bu politika ile birlikte yok edilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilan edildiği bu meclis, Kürtçe için 100 yıl sonra bile tutanakları halen bilinmeyen dil olarak geçmektedir. Asimilasyon, eğitimden yoksun bırakmak, kültürel sömürü kabul edilemez. 100 yıldır despotik bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. İşçilerin örgütlenmesi, hak talebi 100 yıldır baskı altında. Kürtlerin kimliği ve dili 100 yıldır inkar ediliyor. Alevilerin inancı 100 yıldır inkar ediliyor. Ve 100 yıldır devletin Diyanet işleri tarafından asimile ediliyor. Merkezi yönetme biçimi ve onun taşra uzantıları 100 yıldır yerelde seçilmişlere zulmediyor, halkı yok sayıyor. Böyle bir cumhuriyete mahkum değiliz. Halk için, halk tarafından yönetilen bir demokratik cumhuriyet istiyoruz. Sermayenin inkarcı ve katliamcı anlayışının anayasası bizzat icracıları tarafından yok sayılıyorken yeni anayasa yapacağını müjdeleyen iktidarın anayasası da meşru değildir. Bugün artık birbiri içine girerek kördüğüm olmuş yargı ve hukukun üstünlüğü sorunları etkisini en çok da yoksullar, işçiler, kadınlar, çocuklar ve bunların bir toplamı olarak Kürt halkı üzerinde gösteriyor. Kürtlere, Kürt siyasetçilerine, gazetecilere ve yazarlara yönelik baskılar, öfke ve nefret söylemleri, gözaltı ve tutuklamalar bir kördüğüm olmuş yargı ve hukukun üstünlüğü sorunun yansımalarıdır. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Gülten Kışanak ceza muhakemesi kanunu uyarınca 7 yıllık azami tutukluk süresi dolmasına rağmen yargı henüz bir talimat almadığı için karar veremiyor. Bugüne kadar savaşlarda ölen insanların sayısı 3,5 ile 5 milyar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Savaşlar tüm kötülüklerin kaynağıdır. Ülkemizde 40 yıldır sürdürülen düşük yoğunluklu çatışma, yani ilan edilmemiş savaş, son bulmadıkça cumhuriyet demokratikleşemez. Kürt sorunu çözülmedikçe 100 yıllık cumhuriyet beklenen ana karakterine, yani barışa asla kavuşamaz. Barışta ısrar, çözümde ve insanlıkta ısrardır. Halklarımızın son 30 yılda tüm barış çabalarına cevap verilmeli, İmralı'nın kapıları açılarak Sayın Öcalan'ın onurlu bir barış için rolünü oynamasının önü açılmalıdır. Kürt halkının anayasal haklarını güvence altına alan demokratik cumhuriyeti inşa ederek yeni yüzyılı barışın yüzyılı yapacağız. Cumhuriyet maalesef ki devletin ulusunun tek bir etnik ve dinsel bütünden oluştuğunu kabul eden, diğer halkları ve inançları reddeden bir anlayışla kuruldu. Bu anlayış Ermeni, Rum ve Asuri Süryanileri yok etme noktasına getirmiş, aynı zamanda ülkenin çok kültürlü yapısını da ortadan kaldırmıştır. Hristiyan halkların Anadolu ve Mezopotamya topraklarından tasfiyesi, ekonomik gelişmişlik başta olmak üzere ülkenin pek çok alanda da geriye gitmesine neden olmuştur. 100 yıl geçmesine rağmen bugün hala demokratikleşmemiş bir cumhuriyetten söz ediliyorsa bu Hristiyan halkların yok oluşundan bağımsız değildir. Cumhuriyet ilan edileli 100 yıl geçti ama demokrasiyle buluşamadı. Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak en büyük ödevimizdir. Bu vesileyle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Gazze'de çekilen acıyı, ıstırabı da unutmamalıyız. Gazze'de kaybedilen Filistinli canlar nüfus oranına vurulursa Türkiye'de 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine denktir. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ülkemizde demokrasi, bölgemizde barış özlemiyle. Tunceli Milletvekili Ayten Kordu. 200. yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturacağız. Cumhuriyet'in geçen yüzyılı
Kürt ve Aleviler başta olmak üzere farklı kimlik ve inançtan her kesime dönük inkar, asimilasyon ve katliamlarla geçmiştir. Ve bu savaş politikaları çok yönlü olarak günümüzde devam ettirilmektedir. Dincilik, milliyetçilik, cinsiyetçilikle tekçilik üzerinden hak ve özgürlükler yok sayılmıştır. Kürt sorunu güvenlik sorunu değildir. Ne Kürt sorunu ne de Kürdistan bu ülkede bir güvenlik sorunu değildir. Özgürlük ve eşitlik sorunudur. Barışın ve özgürlüğün inşası için insanlık suçu olan İmralı tecrübesine son verilmeli, hakikatlerle yüzleşilmeli, katliamların sorunları yargılanmalıdır.